Sevgili YouTube izleyicileri, hepinize merhaba. Selvin Gökeke Çift Laf kanalına hoş geldiniz. Bugün 21 Nisan, Ramazan bayramının ilk günü. Aslında bugün video çekmeyi pas geçecektim. Ankara'dayım, çocukluk arkadaşımın evinde. Kendi aramızda sohbet ediyorduk, böyle bayramları konuşuyorduk. Ve bayramlardaki akraba ilişkilerini konuşurken çok güldük kendi içimizde. Bu kanalda iletişim ilişkileri konuşuyoruz, iş dünyasını konuşuyoruz. Neden bayramdaki akraba ilişkilerini konuşmayalım diye kendi aramızda konuştuk. Sizi de dahil edelim. Burada aslında akraba ilişkilerinde bizde şöyle bir tabir var değil mi? Akraba terörü. Çocukluğumuzdaki bazı rahatsız olduğumuz anların, belki hasar aldığımız anların tetiklendiği zamanlar. Büyüsek de aslında akrabalar arasında karşılaştırmaların yapıldığı, merakın sınırsız olduğu, yaşınız kaç olursa olsun. Eğitim durumuyla da ilgisi yok açıkçası. Ben hani oldukça farklı farklı ailelerin içerisinde oldum. İnsanların benzer sıkıntıları var. Bu ilişkiler sanki zorunlu değil de doğal olarak, yani bir birey olarak birbirimizi gördüğümüz ilişkiler olsa gerçekten candan, yakın, paylaşmaya yönelik olmuyorsa da hakikaten zorlamadığımız ilişkiler olsa ne kadar güzel olur. Ben hatırlıyorum mesela işte sen kaça gidiyordun? Bunlar çok birinci derece amcalar, dayılar falan, hani bilmiyor mesela senin kaça gittiğini falan. Ne bileyim, büyüyorsun falan, sen ne kadar maaş alıyorsun, sen nedir yani. Böyle hani merakı gerçekten sınırsız olduğu, ne diyeceğini bilemediğin şeyler. Burç'un başka neler oluyordu, sen neler hatırlıyorsun? Kilo mu aldın sen biraz? Evlendin mi? Çalışıyorsun, maaşın ne kadar? Eviniz sizin mi, kira mı? Arabanız var mı? Demek öyle. İyi bayramlar. Sağ ol. Burçin'le de işte bunları konuşuyorduk. Yani birçok anı var. Sizde de vardı. Dolayısıyla yani bu o anıları bir tarafa bıraktığımız, gerçekten o büyük sofralarda, o güzel kahveleri içerken birlikte olmanın, anın keyfini yaşayacağımız bayramlarımız olsa ne kadar güzel olur. Naçizane 3 tane şeyin altını çizmek istiyorum. Amca oğlu olduğu için ya da amca dayı olduğu için değil de bir birey olarak ondaki iyilikleri görsek ve bir birey olarak ona saygı göstersek çok iyi olur. Zorunluluktan değil yani. İkincisi, gerçekten ilgi göstersek, merakımızı etkili ve işlevli şeylere yönlendirsek, gerçekten nasılsın demenin kıymeti çok önemlidir. Dediğim gibi çok büyük ailelerin içerisinde de yer aldım. İnsanlar çok yakınlar, amcaoğulları, işte teyze kızları filan. Hayatlarındaki zorlanmalarını bilmiyorlar. Birbirleriyle onları paylaşmıyorlar. Dolayısıyla derin ilişki, o yakın ilişki bir türlü kurulamıyor. Gerçekten ilgi gösterin. Ve üçüncüsü, son olarak, eğer rahatsız oluyorsanız, kendinize rağmen, bütün o çocukluğunuzda yaşadığınız kıyaslamalara vesairelere rağmen belki sınır koymayı deneyebilirsiniz. Yanınızda dedikodu yapılmasına izin vermeyebilirsiniz. Size eğer çok kişisel alanınızla, mahrem alanınızla ilgili sorular sorulursa, ya ben bu soruyu cevaplamak istemiyorum, olabilir mi diyebilirsiniz ve o alandan çıkabilirsiniz. Kıyaslamalar olduğunda rahatsız oluyorsanız duygunuzu paylaşabilirsiniz. Sınır koyma becerilerinizi de tekrar deneyimleyebilirsiniz. Hepinize mutlu bayramlar diliyorum. Neşe içinde, paylaşımla, kocaman sofralarda birbirinizle ilgilendiğiniz, birbirimizi ilişkiler anlamında da tatmin ettiğimiz bir bayram diliyorum. Çok teşekkürler.